Şimdi ekonomiyle ilgili bir üç tane konu söyleyeceğim. Ondan sonra da kısa kısa yorumlar alacağım konuklarımdan. Orada da tabii asıl mevzu orası. Biz tabii siyasetle başladık, uzun uzun konuştuk ama asıl mevzu ekonomi, cebimiz. Ve ilginç olaylar oluyor. Bir, yeni bu ekonomi yönetimi de bizim işte kredi kartlarımıza, kredi durumlarımıza müdahale etmeye başladılar. Başta ticari krediler mesela kısıtlanıyor. Nakit avansa sınırı geldi, nakit avansa. Taksit sayısı orada 12'den işte 3'e düşürüldü. Böyle haberler biliyorsunuz artık bunlar resmileşiyor. Yani Merkez Bankası özetle vatandaşın para harcamasını istemiyor. Yani enflasyonun böyle engelleneceğini düşünüyor bir taraftan. Ve bu müdahaleler daha da artacak gibi gözüküyor. Ayrıca bu nakit avans konusu da önemli. Nakit avans da, yani bu açık açık söyleyeyim yani. Yetkililer vatandaşın nakit avans aracılığıyla, yani kredi kartıyla altın ve döviz aldığını da düşünüyorlar. Ya da böyle bir belki de kayıt böyle bilgi de vardır ellerinde. Kesinlikle var, kesinlikle. Ya oraya bir müdahale geliyor. Yani çünkü Türk lirası değer kaybediyor, altın döviz artıyor. Vatandaş ne yapsın? Taksitle tabii alınca ne oluyor doğal olarak? Kâra geçiyorsun. Hani düşünsene 12 ay taksitle aldığın bir nakit avansla hemen gidip altın alsan 12 ay sonra kârdasın gibi düşünüyorum. Basit mantık yani. Ama buna müdahale geliyor şimdi. Müdahale geldi. Ama tabii bu doğru. Şu an hani ekonomistler de aslında bunun olması gerektiğini söylüyorlar bir taraftan. Mehmet bir şeyin doğru Ben yaptın de diye. doğru buluyorum. Ama abi vatandaş ne yapacak? Şimdi soru da bu. Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Kredi Ferit, kartı. Ferit'çim haklısınız. Vatandaş yerden göğe kadar haklı. Ama bu tarz politikalar kedinin kuyruğunu kovalamasıdır. 30 senedir yazıyorum. 30 senedir. Bak demin bir şey söyledi Ali. Harika bir konuydu. Kendime pay çıkarayım. Bu tapularda harç evvelden alandan %10, satandan %10'du ya. Ben Günaydın Gazetesi'nde yazıyordum. O zaman dedim ki ya etmeyin, eylemeyin. Rahmetli Turgut Bey demiştim bir zamanlar. Bodrum'da bir daire aldı. 50 bin liraya gösterdiğinde dediler ki efendim siz burasını galiba 1 milyon liraya almışsınız. Dedim ben aptal mıyım dedi. Herkes de aynı şekilde yapıyor dedi. Turgut Bey başbakandı. Kaç sene önce. Bu örneği anlattım Günaydın Gazetesi'nde. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'e hitaben dedim ki hanımefendi bu tapu harçlarını %1 satandan %1 alandan yapın. En azından Türkiye'de gayrimenkul envanteri yukarı çıksın bir defa. Bilançon güzelleşsin yani. Herkes doğru versin o zaman. Adam o zaman %10 vereceğini, %1 verirse herkes evinin tapusunun doğrusunu gösterir. Tescil ettirir. Şimdi Allah'ı var kadıncağız. Halim Çorbalı diye bir adamcağız vardı. Ölüyor, öldü mü, yaşıyor mu? Dinliyorsa bize katılırsa keşke bir yerden katılsın cevap versin. Eski Futbol Federasyonu başkanıydı. O zamanlar başkan mıydı bilmiyorum ama Tapu Kadastro Müdürü'ydü diye hatırlıyorum. Genel müdürdü o zamanlar. Benle buluşturdular adamı. Ben geldi beni bir ziyaretime adamcağız. Anlattım niçin olduğunu. Dedim ki şirketlerde, aktiflerde gayrimenkuller tapudaki değerden gözüktüğü için şirket değerleri bilançoya yansımıyor. Bu insanlar şirketler bankadan kredi almaya gittiği zaman 1 milyon liralık konutu ya da arsası, arazisi, fabrikası 50 bin lira gözüküyor. Banka haklı olarak 50 bin lira ekspertiz yapıyor falan. Bunları anlattım. Ve dedim işin kötüsü daha az vergi alıyorsunuz. Böyle yapın Türkiye'nin milli serveti artar. Milli servet başka bir şeydir. Milli gelir başka bir şeydir arkadaşlar. Bir ülkenin milli serveti milli gelirinin normalde 6 katı olarak kabul edilir. Hem dedim milli servetimiz artsın. Hem devlet doğru para alsın. Ve herkes bir de insanlar dedim namuslu olarak yapsınlar bu işi. %1'e düştü kadın da. Bir ya da bir buçuğa. Sonra tekrar bu Tayyip Bey geldi %4'e çıkardı galiba ya da daha fazla. Bu bir. Başka ikincisi bakın yıllardır uğraşıyorum. Vadeli çek olmaz 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 olmaz. Ya Türkiye'nin ekonomisinin en büyük baş belası kredi kartları değil ya vadeli çekler. Vadeli çek dediğiniz Merkez Bankası'nın basmadığı karşılıksız para yerine para basmak demektir. Adamın cebinde parası yok. Gelecekte parasının olacağı garanti değil. Pırasa gibi çek kesiyor. Bankada para yok. Temin atıyor. Çeki alan da bankada para olmadığını biliyor. Arkasını başladılar cüre etmeye. Ahmet Mehmet'e, Mehmet Ali'ye, Ali Ferit'e, Ferit Memduh'a, Memduh Hasan'a, Hasan Hüseyin'e alonj dedikleri kağıtları yapıştırıyorlar. 50 tane ciro. 1 milyonluk çek 50 defa ciro edildi mi 50 milyon satın alma gücü yaratıyor.
Ya nerede bu mal ya? Biz yıllardır diyorum ki vadeli çek kesip karşılıksız çıkanı hapse atmayın. Bir çekin vadeli olduğunu bile bile satın alana hapse atın. Almasın kardeşim. Almayınca kimse kesemez vadeli çek. Böyle rezillik olur mu ya? İstedikleri kadar kredi kartıyla oynasınlar, istedikleri kadar para piyasasını sıkıştırsınlar. Onlar para piyasasını sıkıştıracak. Esnaf, tüccar, sanayici birbirini alırken verirken yine vadeli çekleri pırasa gibi doğrayacak. Merkez Bankası'nın basmadığı parayı bunlar basacaklar. Bu ekonomi düzelmez kardeşim. Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarından ikisini söyleyeyim. Bir, adını vermeyeyim şimdi, kamu bankası. En büyük kamu bankası. Zaten bir tane kamu bankası var. Ötekiler kamu bankası sayılmaz. O kamu bankasını özelleştireceksin. İki, karşılıksız çek. Yani vadeli çek olmayacak kardeşim. Çekler de aynı tıpkı senetler gibi. İmza yerinde bir tarih, yukarıya bir tarih. Tanzim tarihiyle tarihi aynı gün. Üst üste, yan yana. Yani bugün ben çek mi imzaladım? Kaç ayım bugün? 13 Mart. 13 Mart. Yukarıya 13 Mart yazacağım. İmzamın olduğu yerde 13 Mart yazacağım. Kaç günse şehir içinde 3 gün diyelim, şehirler arası 10 günse bu çekin tazili, ama karşılıksız çek kesmenin önüne geçeceğiz. Yürütemeyiz çocuklar, yürütemeyiz. Piyasada abi, 1 trilyon lira diyelim ki para hacmi var dolanımda, 1 trilyon lira. Kağıt para değil, dolarımdaki para yani. Evrak olarak. Karşılıklı çek olarak kestiğinde 5 trilyon kesiyorsun kardeşim. Abi bu arada bir söyleyeceğim. Bu hani ekonomi yönetimi Merkez Bankası ile ilgili çok ciddi bir iddia ortaya atıldı bugün. Onu paylaşayım, bak demin unuttum söylemeyi. Profesör Doktor Bilge Yılmaz diyor ki anlaşılan o ki son dönemde piyasalarda oluşan panik Merkez Bankası idarecilerinde telaşlandırdı. Merkez Bankası'nda üst düzey isimlerin Londra'ya gidip yabancı bir bankanın müşterileriyle kapalı toplantılar yaptığını öğrendim diyor ya. Öğrendim diyor bakın yani. Biliyorum. Bir dakika Ferit. Heh. Yapmışlar, ne yapmışlar? Kendilerine mi? Kendi şahıslarına mı banka işini yapmışlar? İşte iddiası şu ki bu durum Merkez Bankası ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz diyor. Yani orada ne olursa. Devletin ciddiyeti mi kalmış? Devletin paraya ihtiyacı var kardeşim. Devletin paraya ihtiyacı var. Adamlar eğer gitmişlerse diyelim ki SWAT yapmaya gittiler. Merkez Bankası görevlisi mi gitmiş? Merkez Bankası müdürünün annesi mi gitmiş? Değil. Merkez Bankası'ndan bir görevli gitmiş kardeşim. Denet. Bunlar doğaldır. Bilge Yılmaz profesör, akademisyen ama pratiği bilmiyor demek ki. Olabilir. Bence hiç sakıncası yok. Ya şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti uçan kuştan para bekliyor ya. Arkadaşlar kolay değil. İyi de abi. Nereden bulacaksınız bu kadar? Bu para politikası, bu faiz oranıyla sence gelecek mi? Mesela bana göre şimdi Bank of America, BOFA geçen söyledi, açıklama yaptı. Herkes şey bekliyor. Hani ekonomi yönetimi diyor ya artık bu faiz yükseltme bitti diyorlar. Ama realite öyle değil. Özellikle bu Şubat verileri gelecek ya şimdi, enflasyon verileri. Şubat verileri geldikten sonra abi 1 Nisan sonrası özellikle devasa Şubat bir şekilde. Geldi, Şubat verileri geldi, Mart gelecek şimdi. Mart'ta Şubat verileri gelecek. Öyle bakalım. Şubat enflasyonu açıklandı Mart'ta. 3 Mart 4 Mart günü. Tamam, kaçtı abi? 167 yıllık enflasyon. 4 nokta olarak açıklandı ya Ferit, enflasyon. 4.93 galiba. Evet. Tam öyle bir şey. Onlar açıklandı. Yeni enflasyon verir diyeyim o zaman. Geldiği andan itibaren artık daha devasa, mesela Mısır'da hatta bak devalüasyon bekliyor bazıları. Yani Mısır'da olduğu gibi. Daha yeni Mısır geldi yani. Ben olsam Tayyip Bey'in yerinde olsam ya da Merkez Bankası Başkanı olsam dirayetli bir şekilde Mart 3. haftasındaki toplantıda, para piyasası kurulu toplantısında faizleri 10 asgari 10 puan birden arttırırım kardeşim. Ben arttırırım. Ve asla da bundan sonra 1 dolar döviz satmam. Bak o zaman dünya piyasalarında sana güven geliyor mu? Gelmiyor mu? Ama biz öyle bir toplumuz, öyle yöneticilerimiz o kadar amatör kafada ki pazarlık yapmayı bilmiyorlar. Dayanma gücünün nereye kadar gideceğini bilmiyorlar. Kuraldır. Sonunda
bir konuda taviz vereceksen en başta ver. Sonunda vereceksen en başta ver. Niye bekliyorsun? Yani o zaman A ile Kahya'nın o vali oyunu, sen onu ye. Araba senin olsun, sonra gelirken sen ye. Giderken de araba anında dönerken yani. O zaman gerek yok kardeşim. Niye oyalıyorsun? En baştan ver tavizini. Eğer daha ilk başlarda Murat Çetinkaya'nın genel başkanlığı Merkez Bankası başkanlığı zamanında Murat Yalçınkaya o 7.25'i arttırmak yerine tamamen piyasaya bıraksaydı faizleri. Bak tamamen piyasaya bıraksaydı faizleri. Döviz satışını asla yapmasaydı Türkiye o zaman daha 10 gün 15 gün böyle bir sendeleme gitti geldi falan filan bakacaktı. Piyasa ekonomisi belirsizlik ekonomisidir. Ne yazık ki böyledir kardeşim. Olur ve ondan sonra oturur. Ondan sonra herkesin cız ateşten eli yanar. Şimdi öyle yok. Şimdi bakıyorsun bütün YouTube kanallarındaki finansmancılar toplayın dolarlarınızı. Ne varsa alın, kazıyın. Bu da nihayet insan. Bunları dinleyen Türkiye'de 2 milyon kişi var. 2 milyon kişi. Geri kalan 83 milyon kişi bunları dinlemiyor. Ama o 2 milyon kişi Türkiye ekonomisindeki nakit paranın sahipleri. Çıldırtıyorlar, dövizi de çıldırtıyorlar. Devlet tahviline gitseler tahvili çıldırtıyorlar. Altına gitseler altın çıldırıyor. Otomobile gidiyorlar otomobil çıldırıyor. Böyle şey olmaz. Bakın, bu piyasa ekonomisi değil. Bak bir bilgi daha vereyim. Bilgi Yılmaz gibi olacak ama Murat şimdi bana arkadaşlarım da yazıyorlar. Murat Muratoğlu'nun bir iddiası var. Hafize Gaye Erkan'ın aslında faiz oranlarını %60'a çıkartmak istediği için görevden alındığını iddia etmiş. Yani konu tabii babasıyla ilgili iddialar da vardı ama. Konuşuluyor Ferit. Evet, bunlar hepsi iddia. Murat'ınkisi de bir iddia. Yani kimsenin bir şey bildiği yok. Gaye Hanım ben ne dedim iddia demedim. Beraber konuşuyorduk. Ben Gaye Hanım'ın hislerimi söyledim, sezgilerimi söyledim. Gaye Hanım Amerika'ya gitti, değil mi? Paranın neler söyledi? Ben ne dedim? Gaye Hanım Amerika'ya gitti, IMF'deki dostlarıyla görüştü, IMF'den ön bilgi aldı, gördü ki IMF Türkiye'ye bu şartlarda bu Tayyip Erdoğan'ın bu kafasıyla para vermeyecek. Kadın dedi ki azıcık aşım kaygısız başım, en azından sözleşmem gereği paramı da kapayım. Hadi tamam beni onlar kovmuş olsunlar dedi. Kolay değil. Kim bilir kaç milyon dolar kardeşim. Kolay değil öyle. Bekara karı başıma kolay. Ben olsam almazdım. Fatih Terim milli takımı parasını aldı gitti değil mi? Almadı mı? 3 sonra milyon aldı. Ya Mendo abi. Nerede bağışladı ya? Aldı parayı sonra Seçil Erzan'a bağışladı Seberci. Seçil Erzan'dan farklı. Seçil Erzan'dan 10 milyon dolar götürdü. Hani neyse çocuklar. Gerçekçi olalım ya. Gerçekçi olalım. Evet abi şimdi saat 2 saat doldu ya hızlı hızlı gidelim. Bak Ali abi de sonra bana kızıyor uzattım diye. Yok ben ne kızacağım ben o keyifli bir sohbet izliyorum. Ya bırak şimdi burada şey demedim bana abi kısa yapalım diye. Memdu abiye kalsa onun da sorun yok o yorulmuyor zaten onu biliyoruz. Sabah kadar. Ya böyle hızlı hızlı gidelim daha seri seri oluyor diye söylüyorum. Evet evet sor. Şaka bir yana. Haydi sor acaba nedir? Haydi sor. Ali abi de sor. Ekonomiden tamam Ali abiye soruyorum şimdi. Ya sormak değil aslında. Ben şimdi sorularım bitti de gündem maddelerimi söyleyeceğim size. İlginç. Şu an sosyal medyada gündemde. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılda bu Sedat Peker'in Ramazan kolileri vardı ya. Hani onları dağıtanlar da hatta içeriye alınmışlardı. Sonra serbest bırakılmışlardı. Sonra serbest bırakılmışlardı. Şu anda da sosyal medyada gündemde Ramazan ayındayız. Ve Peker bu sene de ihtiyaç kulilerini hazırlatmış ve dağıtıma da başlatmış. Soru şu. Ne değişti? Süleyman Soylu değişti. Süleyman Soylu değişti, evet. Yani bu... Harika ya, bir şey. Bu ülkenin topraklarında Süleyman Soylu'nun kuzenini, yani Süleyman Soylu'nun 2 numaralı adamını bu ülkenin savcıları gözaltına almak için dosya hazırlamışlarsa güç dengesinin nasıl değiştiğinin ve 1 Nisan sonrası nasıl bir Türkiye oluşturulacağının göstergesidir Ferit. Almışlar mı? Nerede Sadık Soylu? Evinde. Bilemem nerede olduğunu abi. Alamamışlar işte. Alsaydılar alkışlardım. Alsaydılar Süleyman Soylu demiş ki bu AK Parti'ye zarar verir bu dönemde 1 Nisan sonrasını bekliyor. Ya AK Parti'ye zarar verir mi? İşte o zaman asıl AK Parti seçim kazanırdı. Neyse işte o Erdoğan onu seçim kazanırdı meselesini sadece Süleyman Soylu'nun ismi üzerinden görmeyin. Elinde biriktirdiği dosyalar üzerinden bakmak lazım Mendoha. Ben şimdi size bir şey anlatayım müsaade ederseniz. Adamın adını vermeyeceğim.
Ya Mendo abi sözünü keseceğim. Süleyman Soylu bir televizyon programında bana Ali Tarakçı bana 4 yıl operasyon çekti dedi abi yani 4 yıl elindeki şeyleri gösterdi. Benim de aklım o geldi ya. Ne yıllardı ha, vallahi. Ya yani. İçin kim bilir ne dosyalar biriktirmiştir elinde Süleyman Soylu. Ya Süleyman Soylu istifa ettiğinde ne demiştim hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Ben o zaman da YouTube yeni başlamıştım daha ama bayağı vardı kardeşimiz yine. Demiştim ya Süleyman Soylu istifasını ciddiye almayın. Az solistler dedim sahneye çıkarlar. En sonunda dedim bir şarkı söylerler. Perdenin arkasına çekilirler alkış almak için. Süleyman Soylu şu anda dedim perdenin arkasına çekildi alkış bekliyor. Merak etmeyin dedim ertesi gece döndü Süleyman. O ilk olayını söylüyorsun abi. He? İstifa olayını söylüyorum. İstifa. Meral Akşener işinde dedim ya Meral. Ya Kemal Bey'in kendisine söyledim ya. Arkadaşlık edin dedim, dostluk edin, ailece görüşün, sakın siyaset yapmayın. Sizi yarı yolda bırakın dedim. İnanmadı Kemal Bey bana. İnanmadı buyursun. Hadi bu herkes buyursun. Bu arada biraz da böyle şey yapalım. Sonlara doğru biraz makara da olsun diye söylüyorum bunu. Mesleğimiz ne hallere geldi diye. Bakın biz burada... Mesleğimiz başından... ne hallere geldi çocuklar dedin de. Pardon makaraya girmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Farkındaysanız gerek seçimlerle ilgili olsun, gerek sosyal yaşamımızla ilgili olsun ve gerek ekonomiyle ilgili olsun. Türkiye hiçbir döneminde bu kadar algı operasyonuna tanık olmadı. Her şey sanal gerçekçilik üzerinden yürütülüyor. Yarın onu da konu korkusunda yazdım. Muhammed Akbaşoğlu mu bir beyefendi çıkıyor diyor ki bekleyin diyor ya en geç diyor bu kış sonuna kadar diyor 1 milyar varil petrolümüz olacak diyor. O zaman gelecek paradan emeklere maaş vereceğiz diyor. Bakar mısınız buraya? Hep buna benzer sürekli her şeyi algı. Recep ben bak biliyorum kızacaklar bana. Büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'a hiçbir şey söylenmiyor kardeşim. Ben kaç defadır yazıyorum. Yahu Recep Tayyip Erdoğan bir hafta ana haberlerde Now TV yani eski Fox TV izlesin billahi kafası değişir. 1787 miydi? Neydi o bizim Kıbrıs Rusya ile Osmanlı Savaşı, Kırım Savaşı. Kraliçe Katerina o zaman var Rusya'nın başında. Kırım'ı işgal ettiler bunlar neyse. Ama fakirlik, yoksulluk her şey sefalet diz boyu. Prens Potemkin de Katerina ile beraber aşk yaşıyor o dönemlerde. Cin gibi bir genç subay. Yani daha doğrusu genç yaşta general yaptılar onu. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kraliçenin gözüne girmek için, kraliçenin de halkın iyi yaşadığını göstermek için. Potemkin köyü oradan gelmiştir. Şeyde deyimde. O fukara köyleri Katerina gelmeden önce köylerin eski evlerinin kenarlarını Rus ressamlar büyük ahşaplar üzerine tablo yapıyorlar. Harika pencereler, dervazlar, çatılar, matılar. Şey göstermelik, arkası dökülüyor. Arkası mezbelelik. Köylüleri ortadan kaldırıyorlar. Onların yerine şehirden aktör ve aktrisler getiriyorlar. Şık giyilmiş, pırıl pırıl. Katerina her geçtiği köyde bakıyor ki uzaktan tabii geçiyor. Evler harika. İnsanlar, kadınlar, erkekler kol kola geziyorlar. Kıyafetler şık. Köylü gibi bile değil. Demek gerçekten diyor Rusya bir harika. İşte ondan 100 sene sonra Rusya'da ihtilal oldu. 100 sene bile sürmedi. Ya Türkiye'de şu anda ben bunu anlatmaya çalışıyorum. O zamanın Türkiye dünyasındaki 100 sene bizim günümüzde birkaç sene içinde geçip gidiyor. O kadar hızlı zaman. Böyle yürümez bir ülke. Böyle bir ülke yürütülemez. Bir tarafta kuyruklar, her tarafta kuyruk insanlar perişan öyle gözüküyor görüyoruz. Öbür tarafta Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetelerinde, televizyonlarında bunların hiçbirisi yok kardeşim. Hiçbirisi yok. Nereye kadar gideriz böyle biz ya? Nereye kadar gider böyle kardeşim ya? Evet şimdi Ferit geç. Ya ben yayının da sonuna doğru bu hani mesleğimizle ilgili bir şey söyleyecektim. Hani kimseyle bir derdim yok. Tanımam etmem ama tabii gündem de oluyor. Yani konuşmaya değer mi onu da bilmiyorum ama diyorum sonlara doğru akışa koydum. Şimdi bir belediye başkan adayını ağırlıyor bir işte tırnak içinde gazeteci. İsmini de vereyim. Buket Aydın. Şimdi bu Buket Aydın tamam kardeşim konuk almışsın sor sorularını cevabını al falan. Diyor ki ben diyor Ekrem'e oyumu vermeyeceğim. Efendim abi? Oyumu dememiş bir dakika. Aa bak. Ekrem'e vermeyeceğim demiş.
Ama dikkatli konuş. Bir hanımefendi karşısındaki erkek bir başkanla konuşuyorsa, karşılarında izleyenler de kadın erkekli yetişkin insanlarsa, Türkçe kolay bir dil değil. Yakar insanı. Ben Ekrem'e vermeyeceğim demiş. Oy vermeyeceğim demiş Mendo abi. Oy vermeyeceğim dememiş. O Buket Aydın onu bilerek söylemişti. Ben size söyleyeyim. Allah Allah. Nereden dedi? Ya bak ben üstünde basa basa söylüyorum. Buket Aydın onu bilerek söylemiştir. Oy vermeyeceğim ben demiş Mendo abi ya. Evet, peki ne yapacak? Kuruma mı verecek? Evet abi. Tamam abi işte. Ben aday değilim kardeşim. Sana oyunu bana vermesin. Bana vermesin de kime verirse versin oyunu. Bence Ferit'e versin. Ferit aday olsun, Ferit'e versin oyunu. Dur abi ne diyorsun? Oyunu versin diyorum ya. Aday yok sana tamam, versin. Abi, tamam anladım anladım. Tabii tabii. Yani şey diyorum ben hani konu başka bir yana şey oldu. Ya, Ekrem'e oyumu vermeyeceğim. Niye bunu yani ne alet? Niye şimdi bunu söylersin ki? Allah Allah ne gerek var? Yani illa bir hani abi ya kadın gündeme gelmek için söylüyor kardeşim anlamadınız mı? Oyumu vermeyeceğim dese bence hiç problem olmaz. Ben Ekrem'e vermeyeceğim diyor. Sanki Ekrem istemiş ondan bir şeyler. Ya cin gibi kadın o be. Ne dedi o? Dedi ki ben dedi benim o yanımda oturduğum erkekler dedi benim masamda ben para vermem onlar verirler benim paramı dedi. Akıllı bir kadın bu lafı söylemez aslında. Abi Sarıgül'ün uzaktan gelini oluyor da. Ya bana ne olursa olsun ya. E çakarlı araba meselesi var ya abi. He. Bilmiyorum çakarlı. Ah be Sedat Peker neredesin? Patlat bir video şimdi ne kıyak olurdu biliyor musun? Neyse Sedat yine başlamış bu Ramazan dağıtmaya. Aferin. Evet evet. Abi o daha önce de dağıtıyordu. Şimdi de dağıtıyor. Hem de başına onun yöneticilerine gözaltına alınmalarına, tutuklanmalarına rağmen yapıyorlar bu. 99 depreminde devletten daha çok nevaleyi Sedat dağıttı o zamanlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Mutfaklar kurdu. Sedat dağıttı derken Sedat da organize ediyordu. O iş adamına bir iş veriyordu. O iş adamına bir iş. Sen şu kasabayı, sen şu mahalleyi, sen şu şeyi. Ya bakın çocuklar Sedat için herkes her şeyi söyleyebilir. Onlar ayrı şeyler. Benim yargıyla ilgili olaylar beni bir tarafa bırakırım böyle konularda. İnsanlık ne yapmış bu adam? Ona bakarım. Bu Sedat denilen adamı bu muhalefet partisi ciddiye alsaydı inanın Recep Tayyip Erdoğan iktidarda kalamazdı. Bitmedi. Bu muhalefet partisi sürgündeki gazetecileri ciddiye alsaydı onların ortaya saldığı belgeleri sokak sokak dolaştırsaydı vallahi Erdoğan ayakta kalamazdı. Abi demek ki başka bir şey var. Demek ki muhalefet partisi iktidara gelmek istemiyor. İstemiyor abi. Bu ülkeyi bu şartlarda yönetebileceğine inanmıyor, güvenemiyorlar. Ben size onu da söyleyeyim ayrıca. Her yerden, nereden Tayyip Erdoğan 2 milyar yani bu ay 2 milyar dolar net hatağı noksan verdi Merkez Bankası. Bir yerden 2 milyar dolar bulup getiriyor kardeşim. Cari açık dediğiniz şey nedir biliyor musunuz? Cari açık. Bir yerden bir şeyler bulup o parayı bulmak ya da kredi olarak kullanmak demektir. Adam ayda 8 milyar dolar, 9 milyar doları bir yerden buluyorlar kardeşim. İyi yapmıyor, yanlış yapıyor ama işte buraya getirdi Türkiye'yi. Muhalefet partileri iktidar olmak istemiyorlar. Ya Şevki Yılmaz'ın dediği aslında buydu. Sat, sav ne varsa hepsini sat. E sat, sav adam gelecek bir bakacak kasalar tam da kır kuru bak. Yarın iktidar evet. Değişsin, Türkiye'de bir şey değişirse namert. Evet abi. Bir de evet evet maalesef. Bir de son şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan demeyeceğiz Mendo abi. Ha değişti işte. Abi Erdoğan gitti. Diyelim yarın başka birisi geldi. Abi, genel... Bu argümanı iktidardakiler de kullanıyor. Erdoğan giderse kardeşim ne değişecek ki? Yani Erdoğan gitse ne olacak diye. Ya ben soruyorum bak soruyorum. Muhalefet partileri bir şey değişeceğini anlatmalılar. Neyle anlatacaklar? Neyle? Planlarıyla, programlarıyla. Gerçek. 300 milyar dolar getiririm. Yani işte o yaşlı adamların gecede 5 vurdum, 6 vurdum. Sen de yap amca. Sen de söyle. 300 milyar dolar. Ben Cumhurbaşkanı olayım 500 milyar dolar getiririm. Dilin kemiğin yok ki. Nereden getiriyorsun ya? Nereden getiriyorsun? Nerede o kadar para var? Kim verdi sana parayı? Bırakın abi, gerçekçi niye? Olalım gerçekçi. Gerçekçi olalım. Kim gelirse gelsin bu memleket seçimlerden sonra
milli demokratik bir teknokrat hükümeti kurmak zorunda. Recep Tayyip Erdoğan bütün yetkilerini iade etmek zorunda. Recep Tayyip Erdoğan bu yetkilerle Cumhurbaşkanlığına daha bir sene devam ederse yemin ederek söyleyebilirim ki Recep Tayyip Erdoğan'ı bu devletin eline kimse kurtaramaz. Net. Abi orada artık hani muhalefet derken Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi'ni çok ön plana çıkartanlar var. Gerçekten o kadar oy alabilir ya, mi? Refah Partisi Allah aşkınıza ya. Fatih Erbakan Recep Tayyip Erdoğan'la 50 kere daha tehlikeli ya. İstanbul Sözleşmesi'ni Recep Tayyip Erdoğan'a kim kaldırttı ya? Ben de bizim insanlarımızı anlamıyorum ya. Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin de nasıl kaybederse kaybetsin. Hey Fatih Erbakan gelsin. Ya etmeyin, eylemeyin ya. Buyur Allah aşkına ya. Fatih Erbakan çok tehlikeli ya. Hüdapar'dan ne farkı var ya? Hiçbir farkı yok Hüdapar'dan abi. Hiç olmasa Recep Tayyip Erdoğan etrafında dekolte giyen kadınlar, kızlar falan var yani. Artistler var, şarkıcılar var, içki içenler falan var. Fatih Erbakan etrafında kim var ya? Kusura bakmayın yani ben doğruya doğruya eriye eriye. Ha Hüdapar benim için, ha Fatih Erbakan. Hiç fark yok.